atrial fibrilasyon, kısaca afib olarak bilinen bir kalp aritmisidir ve supraventiküler taşı kardilerden de biri olarak adlandırılır bilinir öyledir yani. Sağlıklı bir kalpte elektrik dalga boyları SA düğümünden AV düğümüne doğru organize bir şekilde iletilirler ve SA düğümünden AV düğümüne doğru organize bir iletim olduğu için atrial doku eş merkezli bir şekilde bir bütün olarak kasılır. Buna karşın afibde dalga boyları düzensizdir. Aynen buraya çizdiğim gibi düzensiz ve farklı yönlere doğru hareket ederler. Sinyal organize olmadığında da kulakçıkların kasılması düzensizleşir ve atrial spazm ortaya çıkar. Bu durumu Kalbin kulakçıklarına doluşmuş ve her biri ayrı bir yöne hareket etmeye çalışan solucanlar olarak gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dalga boyları kendi başlarına hareket ettiklerinde AV düğümünü düzensiz bir şekilde uyararak düzensiz bir ritmin ortaya çıkmasına sebep olurlar. Afib EKG'sinin düzensiz bir biçimde düzensiz olduğu söylenir. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız RR aralıklarına bakın. Ne kadar düzensizler değil mi? R-R aralıkları sağlıklı bir kalpte aralarında düzgün boşluklar olacak şekilde sıralanırlar. AFib'de ise bu aralıkların hepsinin birbirine olan uzaklıkları farklıdır. Buna ek olarak AFib EKG'sinde farklı P dalgaları görülmez. Bunun yerine biçimleri farklı olan fibrilasyon dalgaları bulunur. P dalgalarının görülmemesinin sebebi kulakçıklardaki spazmlardır. Başka bir deyişle, kulakçıklar eş merkezli bir şekilde kasılmadıkları için spazmı işaret eden fibrilasyon dalgaları görülür. Peki, atrial fibrilasyonun risk faktörleri nelerdir? Atrial dokusu hasarlı ya da hasta olan kişilerin afib riski diğerlerine oranla daha yüksektir. Hasta ya da hasarlı bir atrial dokunun sebebi de yaşlanmaktır. Aynen cildimizin yaşlanması gibi atrial doku da yaşlanır. Buna ek olarak atrial dokunun enflamasyonuna sebep olan durumlar da afib riskini arttırır. Mesela kısa bir süre önce bir kalp ameliyatı geçirmek ve ardından enflamasyon görülmesi. Yine atrial büyümeye sebep olan bir durumunuz varsa atrial fibrilasyon riskiniz de artar. Mesela uzun yıllar süren yüksek tansiyon, mitral stenozu gibi kapakçığı etkileyen hastalıklar, bazı akciğer hastalıkları ya da daha önce afib geçirmiş olmak, atrial büyümeye sebep olabilir. Ek olarak bazı hormonal bozukluklar, özellikle tiroid hormonu ve uzun yıllar boyunca aşırı oranda alkol kullanmış olmakta riski arttıran faktörler arasındadır. Afibi olan hastaların inme geçirme risklerinin de diğerlerinin oranına daha fazla olduğunu söylemeliyim. Bu hastalara kan inceltici ilaçlar verilir. İsterseniz bir de inme riskinin neden daha fazla olduğundan bahsedelim. E, kulakçık spazmında kan kulakçıklarda birikir. Atrial dokuz spazmında kan kulakçıklarda toplanır ve bir yere hareket etmez. Hareket etmeyen kana ne olur? Pıhtılaşır. Buraya büyük bir pıhtı çiziyorum. Şimdi bu pıhtının kulakçıktan karınca oradan da dolaşım sistemine geçtiğini düşünün. Eğer bu olursa pıhtı organların herhangi birine hatta beyne bile ulaşabilir. Ve eğer beyne kan götüren bir damara gelirse de inmeye sebep olur. Afibi olan hastalara, pıhtı oluşmasını engelleyerek inme riskini azaltan kan inceltici ilaçlar verilmesinin sebebi de budur.